aktif olarak eğitimlerimizde ürün sağlığının yanı sıra işçi sağlığına da değinmek istiyoruz. İşçi sağlığından kastettiğimiz şey ya da çiftçilerdeki kastettiğimiz şey sizin maruz kalabileceğiniz riskler. Bunlar ne olabilir? Üretim yaparken tarlada bir hayvan ısırması, akrep, yılan, arı sokması, başınıza güneş geçmesi ve en önemli şey ilaçlama yaparken maruz kalabileceğiniz cilt yoluyla zehirlenme. Yani zararlı bir ilacın cildinizde teması halinde yaşayabileceğiniz sorunlarda ilk etapta nasıl bir ilk yardımda bulunabileceğiniz bizim temel konularımız arasındadır. Genellikle maruz kalabileceğiniz canlılar, kara canlıları, bunlar sokaktaki köpek, kediden tutun da tarladaki yılan, akrep ısırmalarında tek yapmanız gereken şey kara canlısı olduğu için mutlaka soğuk uygulama yapmanız gerekiyor diyoruz. Yılan ya da akrep soktuğunda ilk etapta ne yapıyoruz? En çok yaptığımız yanlışlardan bir tanesi. Diyelim ki bileğime akrep ısır ya da yılan soktu. Genelde bu el uzuvları değil de ayak uzuvlarında çok fazla olur. Isırık bölgesini ne yapıyoruz? Sıkarak kanını çıkartıyoruz ya da o bölgeyi kesip kanını o şekilde akıtmaya çalışıyoruz. Ya da farklı bir yöntem somurma yöntemiyle de zehir atmaya çalışıyoruz. Somurmakla asla zehir atamazsınız. Aksi takdirde somuran kişinin ağzına geçer. İstediğiniz kadar tükürüp ağzınızı çalkalayın, hiçbir fayda etmez. Tıpkı şey gibi düşünün, ağzınıza mürekkep alıp tükürüp ağzınızı çalkalayın. Günlerce dil tanecik ve diş etlerinizin arasından gitmez. Bir, hastaya hem kişiye fayda sağlamıyor, kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Tek yapacağımız şey zehri o bölgede dondurabilmek. Bunun tek şeyi de yılan, akrep ve tüm kara canlılarının zehrini donduran şey soğuk uygulama. Yani buz uygulamasıdır. Bir buzu bezin arasından bir poşetin arasına koyarak zaten ısırık yer üzerine koyduğunuzda zehrin yayılımını engellersiniz. O şekilde zaten mutlaka sağlık kuruluşuna götüreceksiniz hastayı. O şekilde soğuk uygulama yapmanız gerekiyor. Bir diğer yapacağımız şey yayılımı engellemek için, çünkü dolaşıma karışıyor, kesmek fayda etmiyor. Isırık bölgesi neresiyse biraz göz kısmından bir tülbent, eşarp gibi bir şeyle sararak, iyice sıkarak dolaşımda azaltmaya çalışmak gerekiyor. Dolaşımı engellemiyoruz. Yani çok fazla sıkmıyoruz ama en azından bir boğucu sargı yapmamız gerekiyor. Yürü de ama geçmesini engelleyemez. Yani geçmesini tabii ki engelleyemezsiniz. Engelleyebilmek için tamamen tehlike edildiğimiz yapmak. En azından boğucu bir sargı yapın, yavaşlasın. Yani kastettiğimiz şey o. Şimdi diyeceksiniz ki ya tarlada dağın başını yılan sokuyor akrep. Buzu nerede bulacağız dediğimizde en azından şunu biliyoruz ki hiç olmasa bir tülbent bir şeyle boğucu sargı yapabilirsiniz. Yanınızda su götürdüyseniz mutlaka yarayı ilk etapta yıkayınız. Yani en azından kesme işlemi yaparak hastaya zarar vermeyin. Somurarak hem kendinizi hem onun için menfaat sağlamıyorsunuz. En azından bu yapılan yanlışları yapmamış oluyorsunuz. Bir diğeri, mesela kedi köpek ısırmalarında da tüm canlıları ısırdığında suyla yıkayınız ama kedi ve köpek ısırdığında suyla yıkamak yeterli değildir. Çünkü tüplüklerinde bir takım bakteriler bulunur. Kedi ve köpek ısırmalarında da ilk etapta yapacağınız şey sabunlu suyla yarayı yıkayıp hastayı o şekilde sağlık ocağına ya da hastaneye yetiştirebilmek olması gerekiyor. Bir diğer oluşabilecek şey nedir? Başımıza güneş geçmesi durumları, yani sıcak çarpması dediğimiz gibi. Bayılmalara kadar gidebilir durumlar. Bunu engellemek için hemen kendinizi böyle bir şey hissettiğiniz anında da bir yaptığınızda olabildiği kadar gölgeye, havada, serin bir yere kişiyi götürmeye çalışınız. Eğer kusmuyor, bilinci yerindeyse de bir an önce dedim, vücuttan bir sıvı eksildi. Bunu tamamlayabilmek için hastane ortamında yapılacak tek şey kişiye serum verilmesi. Yani nedir? Sıvı kaybının tamamlanması. Bunun için de kişiye bol bol su içirmek yeterli değil. Tek yapacağınız şey bir litre suyun içine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat karışımını içirmek. Ya da bunu da bulamıyorsanız, soda da olabilir, sodayı bulabiliyorsanız. Kişiye bir an önce soda içirin ki su içirmek yeterli gelmez. Soda içirerek de bir an önce vücudun sıvı eksikliğini tamamlayalım. Hani özellikle diyoruz ya, yaz aylarında soda sağlıklı, bol bol tüketin dememizdeki gaye şu marketlerde satılan maden sodaları. Onlar insan vücudunda kaybettiği, terlemeyle olan, başına güneş geçmesiyle olan kaybettiği sıvıyı tamamlamak için eşdeğerli. Çıkarız kafayı yiyoruz, soğuk suyun araya. Çok sakıncalı biliyor musunuz? Bir an mesela damar geçirmesini yaşayabilirsiniz. Sertlaştığın oraya mahveye atılıyor ki. Bu da mı gerekiyor? Hayır, kesinlikle değil. Başınıza güneş geçtiğinde adı başınıza güneş geçmesi ama bunun tabiri nedir? Sıcak çarpması. Bir insanoğlunun vücudunda nasıl belli bir kan varsa belli bir de su oranı var. Başınıza güneş geçmesi demek mecazi tabirdir. Yani vücut ısısı çok artıyor. Vücut ısısına bağlı olarak
deri yüzeyindeki tüm su dokuları yok oluyor. Yani azalıyor. O yüzden başınıza güneş geçti diye tabir ediyorsunuz ama bunun başla alakası yok. Bütün vücuttan sıvı eksilmesi yaşıyorsunuz. Buharlaşmaya bağlı olarak, yoğun sıcağa bağlı olarak bütün vücutunuza su eksiliyor. O yüzden şöyle düşünün, hastaneye gittiğinde başına güneş geçti dediğiniz adama ayıltmak için ya da kendine getirmek için ne yapıyoruz? Sıvı takviyesi. Sıvı takviyesi nedir? Oşteron veriyoruz. İşte bunu tamamlayabilmek için ne yapıyoruz? Sod içirmek ya da 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı tuz ve karbonat karışımını içirmek de kişiyi kendine geliyor. İçi dokuları, vücuttaki suyu tamamlarsanız zaten sıvı eksikliği yok olunca sıcak çarpması geçecektir. Başa güneş geçmesi değildir. Bu halk arasında söylenen mecazi bir tabirdir. Bu vücut geneliyle alakalı bir durumdur. O yüzden asla başınız çok hassastır arkadaşlar. Baş bölgesi bir anda mesela... Kesinlikle çok çok yanlış bir şey bu. Yani somurmak, tükürmek ne kadar yanlışsa. Bu da onun gibi bir şey. Bir diğeri maruz kalacağınız risklerden bir tanesi. Mesela ilaçlama yaparken ilaç elinize temas etti. Her zaman maske, tulum giyemediğiniz durumlar olabilir. Ya da bunu soluduğunuz durumlar ben olabilir. Ben hiç zaten onları bulamıyorum ki. Ben ilaçlama yaparken... Elinizle temas ediyor mu? Bu da ne kadar? Elinizle temas halinde. İlacın zararına göre bu bir kimyasal zehirlenmesidir. Cildiniz sadece şöyle düşünün. Gördüğünüz cildinize değen, temas eden şeyi suyla yıkadığınızda gitmiyor. Giden gözünüzle gördüğünüz şeyler. Oysa ki cilt altından derinize ve vücutunuza giriyor o zehir. Uzun süre sonra, tabii ki uzun bir süre sonra, hani niye deniyor ki radyasyona yakın yerlerde bir 10 yıl, 15 yıl sonra kişide bir bakıyorsunuz, o bölgedeki kişilerde kanser patlaması oluyor. Siz yavaş yavaş vücudunuza bu zehri alıyorsunuz. Kendi sağlığınız açısından mutlaka ilaçlama yaparken maskeniz, mutlaka tulumunuz, eldivenleriniz olsun. Varsayalım ki kıyafetinize temas halinde mutlaka kıyafetlerinizi vücudunuzdan uzaklaştırın. Elinize temas ettiyse bile yıkadın, gözle görülür bir şey kalmadı. Ama diyor ki yine yeterli değil. Kimyasal bir madde elinize temas ederse içi dokulara emilimi daha da azaltmak için yok etmek anlamında en az 15-20 dakika suyun altında tutmanız gerekiyor. Etkisini ancak o zehrin kimyasalı o şekilde vücuttan yok edebiliyorsunuz. Yine mi geçmez o? Hayır, yine geçmiyor. Sabunun en büyük özelliği nedir? Vücuttaki mikropları, alınan dış yüzeydeki mikropları öldürmek. Zaten buradaki zehir emilime başlıyor. Vücuttan atmak için yıkamak yeterli değildir. Yıkadıktan sonra da istisnasız 15 dakika boyunca suyun altına tutmanız gerekiyor. Ki zehrin etkisini alt dokulardan da azaltabilelim diye. Zamanla bunu yapmazsanız vücuta artık bu zehirli emilimle gerçekleşen bir süre sonra hayatınızda bir anda farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü vücutunuza kimyasal deri yoluyla işliyor. O yüzden mutlaka kimyasaldan bu şekilde temas durumunda ederse de 15 dakika boyunca elinizi mutlaka su altında tutmanız gerekiyor. Bunlar bugüne kadar bildiğimiz birçok yanlışların doğrularıydı. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Konuyla ilgili olarak sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Nasıl? Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Çok bilinen şeylerden bir tanesi. Yani zehirlenmelerden ayran içildi. Yoğurt yedirin. Ama bu yanlış bilinen şey. Şöyle söyleyelim. Yoğurdun insan vücudunda toksik yani yabancı zararlı maddeleri atma özelliğine sahiptir. Ama her zehri değil. Mesela bugün bir kükürt. Buna bağlı olarak zehirleri ayran, yoğurt diyerek atabiliyoruz ama vücuda bazı giren zehirlerin hepsini yani zehir oranı 100 tane zehrin içinde sadece 1 ve 2 tanesini etkileyebiliyor yoğurt ve ayran. O yüzden bu da bir çözüm değil arkadaşlar. Mutlaka o şekilde. Bunun, bu ilaçlama yapıyoruz zaten. Bunun doğrusu nedir? Kendimizi önleyebilmek açısından yaptığımız doğru mutlaka arkadaşlar kendi sağlığınız için maske, koruyucu donanımlarınızı, maskenizi, eldiveninizi, tulumunuzu mutlaka giymeniz gerekiyor. Bir, cilt yoluyla zehirleniyorsunuz. Maske takmazsanız da solunum yoluyla zehirleniyorsunuz. Soluduğunuz hava sadece ciğerlere gitmiyor. Ciğere dolan hava bütün dokularınızı işliyor. O yüzden bir süre sonra, çünkü hayatınızın mesleğini yapıyorsunuz. Uzun bir süre sonra, şu an hiçbir şey olmaz. Belli bir yıldan sonra ciddi bir hastalıkla bu sizin karşınıza çıkar. En büyük sağlık, en büyük servet aslında sağlık. Bir süre sonra şu ana kadar kazandığınızı
kaybettiğiniz sağlığınızı ödemeye çalışacaksınız. Kazandığınız parayı sağlığınıza yatıracaksınız. Bunun önlemi olarak da doğru ilk yardımlar uygulayın, maruz kaldığınız risklere maruz kalmamak için koruyucu donanımlarınızı mutlaka kullanınız. Bizi dinlediğiniz için, hepinize buraya kadar zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gapakro ekibi olarak. Gapakro olarak geldiğiniz için.